Merhaba Belediye TV izleyenleri, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeyiz ve Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinin belediye başkanı Sayın Nursi Çeleyen'le beraberiz. 31 Mart yerel seçimleri değerlendireceğiz. Evet Sayın Başkanım, hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimlerini bir değerlendirir misiniz? Harun Bey, siz de hoş geldiniz. Tabii ben sizlere de saygı duyuyorum. Özellikle Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinden, Cela'den, siz saygıdeğer hemşehrimizin, İş adamımızın böyle Türkiye'ye hizmet edecek, özellikle belediyelere hizmet edecek böyle bir belediye TV kurduğun için ben özellikle size başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah Cenab-ı Allah gönlüne göre versin. Tabii ki biz 5 yıllık bu süre içerisinde Ekinözü Belediyesi'ne, Ekinözü insanımıza hizmet etmeye çalıştık. Tabii 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Peki, Ekinözü'nde şu anda yaşam kalitesi, yaşam seviyesi, park, bahçe ya da Ekinözü'nün hayat kalitesi arttı mı? Neler yaptık 5 yıl içerisinde? Tabii Harun Bey, biz bu 5 yıllık süre içerisinde çok kısıtlı imkanlarla kapımızı sonuna kadar açarak hem Ekinözü ilçemize hem de insanımıza hizmet etmeye çalıştık. Tabii ki hepimiz nefis taşıyoruz. Biz bir 5 yıllık süre içerisinde hayallerimiz vardı, yarım kalan projelerimiz vardı. Devam ederiz diye düşünüyorduk. Ama takdir ilahi böyleymiş. Tabii ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde yarım kalan projelerimizle ilgili, Ekinözü ilçemizle ilgili, insanımızla ilgili inşallah sadece hizmeti düşünen, nefsini düşünmeyen, kamuya hizmet edecek bir arkadaşın Ekinözü'nde belediye başkanı olmasını istiyoruz. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz 5 yıllık bu süre içerisinde 6 sefer seçim geçirdik. 15 Temmuz'u yaşadık. Çok kısıtlı imkanlarla ilçemize hizmet etmeye çalıştık. Bir 5 yıllık daha hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi de inşallah, bilmiyorum, gelen arkadaş gerçekleştirir. Tabii bu konuda da biraz biz kırgınız ve üzgünüz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Peki ekranlarımız aracılığıyla Ekinözü halkına, seçmenine mesajınız ne olur? Tabii Harun Bey, ben şunu söylemek istiyorum. Demin de söylediğim gibi Ekinözü coğrafya olarak çok güzel bir yer. Tabii ki ben size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani böyle Türkiye genelinde olmayan, özellikle yerel yönetimlere ait böyle bir belediye TV'ye kurduğun için ben şahsına çok teşekkür ediyorum. Tabii biz Ekinözü halkına söyleyeceğimiz şudur. Ekinözü coğrafya olarak içmeleriyle tabiat harikası bir yer. İnşallah Ekinözü ilçesinin insanları da sağduyulu bir şekilde kendisine hizmet edecek bir 5 yıllık süre içerisindeki insanı seçer. Benim fazla da söyleyeceğim yoktur. Her şey Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ama şunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bizim Ekinözü ilçemizde bir 5 yıllık daha hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi gerçekleştiremedik. Bu konuda da ne bileyim, içimizde sitem de vardır, üzgünlük de vardır. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Ekinözü'ndeydik, Ekinözü'nü değerlendirdik, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdik. Konuğumuz Sayın Nursi Çeleyen'di, bizi izlemeye devam edin.